Ankara ile oluşturduğumuz güçlü koordinasyon Allah'a hamdolsun meyvelerini vermeye devam ediyor. Öncelikle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ben ilgili bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimizde ve 31 Mart tarihinde Bursalı hemşehrilerimizin bizlere olan güven oyu ile beraber biz Ankara'daki tüm imkanları Bursa için seferber edeceğimizi ifade etmiştik. Daha önce çok kıymetli Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan, yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan Bursa'mıza dair bazı müjdeler almıştık ve onların çalışmaları başladı biliyorsunuz. Hamdolsun dün akşam itibariyle 24 Şubat akşamı itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla bu da kesinleşmiş oldu. Yine seçim beyannamemize ifade ettiğimiz Bursaray'ın son hattı olan emeğin, son durağı olan emeğin şehir hastanesine uzatılması, yüksek hızlı tren istasyonu ile beraber şehir hastanesine uzatılması konusu yaklaşık 5,5-6 kilometrelik bir hat ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ve imzasıyla da dün akşam itibariyle bu kesinleşmiş oldu. Allah'a hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın bu desteğiyle ve katkısıyla ve beraberinde tabii ki resmi gazetede bunu yayınlanmasıyla beraber de Bursa'mıza kazandırılmış olacak. Tabii şehir hastanesi her geçen gün ivmesini arttırıyor. Bursalı hemşehrilerimiz şehir hastanesini çok yoğun şekilde kullanıyor. Ulaşımla alakalı farklı alternatiflerimiz var. Yine biz 3 kilometrelik Altınşehir kavşağından Nosap Cevizli Cadde'ye kadar çalışmamızı tamamladık. Ama diğer 3,5 kilometre kısımla ilgili de kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Kamulaştırma işlemleri bittiği zaman da gayet güzel bir şekilde daha kestirme yoldan şehir hastanesine karayoluyla ulaşım imkanı söz konusu olacak çevre yoluna çıkmadan. Ama özellikle toplu taşımayı raylı sistemi oraya götürebilmek adına da Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla hayata geçecek olan Emek Şehir Hastanesi hattı bu işin tabiri yönündeyse şehrin her noktasından ulaşımı için çok güzel bir kolaylık olacak. Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanımıza ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa'mıza dair müjdelerin devam edeceğini de buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum.